Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu açıklayan Doğan Holding'e bakacağız. Bakalım Doğan Holding temel ve teknik analizde nasıl durumlar yapmış, birlikte inceleyeceğiz. Analize başlamadan önce arkadaşlar şu anda kanalımızda 120'nin üzerinde şirketin hisse senedinin temel teknik ve bilanço analizleri yapıldı. Yukarıya koyuyorum, izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlar Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırım fonları hangi hisselere yöneldiklerini meraklısına duyurulur. Biz bunların her birinin analizini yaptık. Yukarıya koyuyorum. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ve son olarak bence de en önemlisi, Borsa İstanbul'da işlem yapan en başarılı 10 tane yatırım fonunu tek videoda topladık. 4 milyar TL nerelere doğru hareket etmiş? Hangi hisselere giriş, hangi hisselerden çıkış yapmış? Meraklısına duyurulur. Çok güzel bilgiler öğreneceksiniz. Yukarıya koyuyorum. Doğan Holding'e baktığımız vakit arkadaşlar yüzdesel bazda konuşmaya başlıyorum. Aktif büyümesi 2.66'dan 22'ye, Favök büyümesi -6'dan +32'ye, net kar büyümesi -83'ten 125'e, net satışlar 9'dan -18'e, öz sermaye büyümesi 7'den 18'e. Birazdan sektöre göre ucuz mu pahalı mı sizlerle bunu paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım esas faaliyet kar marjı 2.7'den 5.2'ye, net kar marjı 4.65'ten 13'e, aktif karlılık 5.5'tan 11'e, brüt esas faaliyet kar marjı 8'den 12'ye, öz sermaye karlılığı 9'dan %18'e neredeyse. Yani arkadaşlar Doğan Holding geçen sene %9 büyümüş, bu sene de %18 büyümüş ortalama yukarı vurursak. Bu da güzel olduğunu, iyi bir bilanço dönemi geçirdiğini şimdiden söyleyebiliriz. Esas faaliyet kar marjlarında da artışlar olduğu için esas faaliyetlerinden gelmiş bu büyümeler. Cari oran 2.83, likit oran 2.51. Bunların biraz yüksek fakat kabul edilebilir seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak eden arkadaşlarınız varsa temel analiz eğitim setini yukarıya koyuyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Grafik bazlı baktığımız vakit arkadaşlar Favök bölü satış gelirleri 5'ten 8.3'e, esas faaliyet kar marjı 2.7'den 5.2'ye, net kar marjı 4.7'den 12.9'a, öz sermaye karlılığı 8.9'dan 17.9'a, brüt esas faaliyet kar marjı 8'den 12'ye gelmiş. Peki arkadaşlar Doğan Holding bulunduğu sektöre göre ucuz mu pahalı mı? Baktığımız vakit holding sektörü fiyat kazanç oranı 73, Doğan Holding fiyat kazanç oranı 6.3, ciddi manada bir ucuzluk sunmakta. Piyasa değeri defter değeri tarafında holding sektörü 2.5, Doğan Holding 1. Burada da bir ucuzluğu bulunmakta. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek rakamlara bakalım. Net satışları 13.2 milyar TL'den 10.7 milyar TL'lere düşmüş. Yaklaşık 2.5 milyar TL'lik bir net satışı düşmüş. Esas faaliyet kar zarar tarafı 362 milyondan 560 milyona çıkmış. Ana ortaklık net dönem kar zarar tarafı 616 milyondan 1.4 milyar TL'ye çıkmış. Öz kaynakları 7 milyar TL'den neredeyse 8.5 milyar TL'ye çıkmış. Gayet güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olup Instagram'dan bizi takip edip aynı zamanda zili açmanız neden önemli? Buradaki bulunan holdinglerin bilançoları açıklanır açıklamaz en kısa sürede biz bunların bilanço analizlerini yapıp teknik analizlerini yapıp kanala yüklüyoruz. Zili açın ki ilk siz farkında olun. Doğan Holding'de benim dikkatimi çeken iki durum var. Borç kaynak oranı %32'den %31'e doğru, 31'lere doğru gelmiş. Çok hafif bir borçluluğunu düşürmüş. Özellikle öz sermaye karlılığı 9'dan 18'lere doğru gelmesi bizleri tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. ROIC tarafı 4.99'dan 6'lara gelmiş. Doğan Holding arkadaşlar güzel bilanço, süper bilanço arasında kaldım. Hisse senedi tarafına etkisinde pozitif yansıyacağını orta vadede söyleyebilirim. Teknik analizine gelin buyurun bakalım. Arkadaşlar bu borsadaki geri çekilmeden dolayı tabii Doğan Holding'de bir geri çekilme yaptı. Bakın şurada devamlı kullandığı bir desteği vardı. 3.09'luk tam geldi. 3.09'dan Doğan Holding döndü. Bilginiz olsun. Destek 3.09 aşağıda. Burada da yükselen bir kırılımı vardı. Tabii ki bu yükselişi bu şekilde dramatik şekilde devam ettiremedi. Burada bir düzeltme satış durumu oldu. Şurada da yatay yükselen bir trendi var. O da nedir şu an için? 3.50. Yani Doğan Holding kendini 3.50-3.60 aralığını atmasıyla tekrardan bu yatay yükselen kanala kendini atabilir. Bilginiz olsun. Buralara atması da yükselişe doğru gideceğini söyleyebiliriz. Aşağıdaki desteğini sizlere söyledim. Şu an için direnci 3.44,
ve 3.52'lik iki tane direnç var arkadaşlar ve altında çok yakın bir destek var, 3.29. Bu desteği kullanabilir gün içinde, yani 3.29'a dokunup yukarı gelebilir, bilginiz olsun. Tabii ki Borsa İstanbul Endeksine göre de takip edin arkadaşlar, lakin orta vadede Doğan Holding'i pozitif olarak görmekteyim, hem temel hem teknik tarafta. Temel tarafa süper bilanço, güzel bilanço aralığında olduğumuzu söyledik. Süper bilanço diyelim, etkisinin pozitif olacağını söyledik. Teknik tarafında pozitife dönmeye çalışarak yolunu, önünü açmaya çalıştığını söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Sonuçları da topladıktan sonra, bunlar yatırım tavsiyesi değildir, benim kişisel şahsi analizlerimdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, kanalımıza abone olun, fırsatları kaçırmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın tekrar.